Yerleşsin oraya. Lan Mecnun'un başında ne işi var burada? Oğlum bunlar kimin kanı? Bilmiyorum komutanım, biz geldiğimizde buradaydı. Alican. Alın bunu da. Emredersiniz. Alın arkadaşı. Üstünü arayın. Her yerde jandarma var Halil İbrahim. Yapma, değmez. Bak buradan paçayı sıyıramayız, yapma. Buyurun Sayın Savcı. İndir o silahı Halil İbrahim. Mümkünse tetiği çekmeden. Bırakın Sayın Savcı. Sıksın, ikisinden de kurtuluruz. Evladım, duymuyor musun? Bak adam firar zaten. Tamam, ele geçirdiniz, konu kapandı. Sizin hakkınızda işlem yapmayacağım. Korkaksın lan sen. Korkak. Yine jandarmayı savcıya arkana alıyorsun, gelmişim buralara. Adam yerine koydum ben seni. Korkaksın. Bak albay itiraf etti. Yılmaz'ın kurtuluşu yok artık. Kendine yazık etme evladım. Halil İbrahim, sık. Sık beni, nereye tıkarlarsa tıksınlar. Biliyorsun. Çıkarım bulurum seni, yemin ediyorum. Biliyorsun bulurum. Sık! Beklerim. Alın hemen. Alın şunu. Tür. Bunları da alın Halicem. Yok yok, gerek yok Büyümaşım. Onlar çağrılınca gelir. Çağırıyoruz. Düşün ölüme. Odaya aldılar sana. Kalacak içerimiz. Yalnız tam zamanında gelmişiz binbaşım. Gerçi sizin bu albaya yaptığınız şiddeti benim tasvip etmem mümkün değil ama... neyse, sonu iyi bitti. Aslında ortada bir şiddet yok Sayın Savcım. Bu tip adamlar basamakları birden çıktıkları için... bulunduğu yüksekliğin farkında olmuyorlar. Bu yüzden birkaç yerleri kırılıyor. Hepsi bu. Hadi toparlanın, çıkıyoruz. Anne, sen Nergiz yengeyle konuştun mu? Konuştum kızım, çağırdım, gelecek. Ne yapıp ne edeceğimize birlikte karar vereceğiz. Ne deme yenge? Annemler geldiğinde ben burada olmasam da yukarıda olsam olmaz mı? Olmaz kızım. Yaptığın hata bile olsa arkasında durmayı bilmen lazım. Artık gizli saklı bir şey de kalmadı ortada. Herkes her şeyi biliyor. Aslında gizli saklı şeyler var anne. Mesela Damla'nın neden bu hataları yaptığının da önemi var. Kim zorladı, kim mecbur bıraktı hiç düşündünüz mü? Kim zorlamış, kim mecbur bırakmış? Hakan anne. Hakan. Hakan mı? Bizim Hakan. Ne alakası var? Ayşe, hoş geldin. Hoş buldum Elif. Dur, sen geçmeden ben bir haber verseydim önce. Ay öf, bir çekil Elif. Sana ne oluyor ya? Ayşe geldi. Sana giremezsin demedim Ayşe. Sadece haber vereyim dedim.
Yazıklar olsun. Yakışıyor mu size ya? Ha? Yakışıyor mu Nedim anne sana? Ayşe sen bir sakin olur musun? Ben sana anne dedim ya. Herkese her şeye rağmen anne dedim. Yıllarca ne olursa olsun arkanda durdum. Sen ne yaptın? Kocamın beni aldattığı iki paralık kadını evine aldın. Ayşe'cim, annemin konuyla bir alakası yok. Lütfen oturur musun, konuşalım. Senin mi var? Ha? Yollu. Teyzemin dediği gibi yollusun. Kendine de çok iyi bir yoldaş bulmuşsun. Ah, küpeler benim Ayşe. Öyle mi? Ayşe sen ne biçim konuşuyorsun benimle ya? Ne yaparsın? Kocana söylersin beni mi öldürür? Ayşe! Bulmuşsun kendine bir eşkıya, ona mı güveniyorsun? Asıl sen kime güveniyorsun onu anlamadım ben. Teyzene mi? Eğer öyleyse çık git bu evden. Bu Damla buradan gitmeden hiçbir yere gitmiyorum. Kusura bakma Ayşe. Beni bu eve kim getirdiyse o gönderebilir sadece. O parmağındaki benim yüzüğüm mü? Vallahi kimin yüzüğü oldu bence hiç önemli değil. Önemli olan kimin verdiği. Sen nasıl bir yılansın? Yaşatır mıyım ben seni? Yavaş. Çocuklarını alıp gitmeden önce bunları düşünecektin sen. Oğlunun yuvasını yıkan kadının yanında oldun ha? Nedim Hanım. İyi. Ben de bundan sonra sizin karşınızda dururum. Damla kim verdi o yüzüğü sana? Sehpanın üstünde buldum. Fikret'e verecektim. İçinde Fikret yazıyordu. Anladım Ayşe'nin çıkardığı yüzük olduğunu. Ama işte bu tavırla gelince içeri sinir olsun diye ben de taktım parmağımı. Anlaşılan senin de geri vitesin yok. Ben bunun teyzesinden, Asiye'den korkmadım ama sen Ayşe'den korksan iyi edersin kızım. Şimdi size bir şey diyeceğim. Bir taraftan iyi haber, bir taraftan kötü. Nasıl diyeceğimi bilemedim. Ne oldu lan? Yılmaz'ı yakalamışlar. Ne? Hayırdır Asiye Hanım? Hangi rüzgar attı sizi? Eda dur derde. Bir hayırlı olsun da geldik. Burada. Ben bir sorayım. Sor bakalım. Eda Nur kızım. Hah babacığım. Bu Asiye gelmiş kapıya boş boş konuşuyor. Hayırlı olsuna geldim filan. Ben diyorum hiç bulaşmayalım gönderelim kapıdan. Yok gelsin baba gelsin. Onun derdi benimle. Ben onun dermanı olurum. Bak kızım ters kadın canımızı sıkar. Rezillik çıkmasın. Babacığım rezillik çıkarsa bir daha bizim mekanımıza giremez değil mi? Ey. Asiye. Ah. Buyurun, gelsinler dedim. Gelsinler dedi ha. Nasılsın? Vay 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 vay. Patroniçeye bak patroniçeye ha. Çok yakışmış Zuhal. Üç kişi mi olacaksınız? 75-80 düşünüyorum. Anlamadım. Nikahım var nikahım. Nikah kıyacağım kocamla. Kime niyet, kime kısmet be? Vallahi belli mi olur teyze? Eda Nur bekar, ben bekar. Hem öyle artık annemin söylediği gibi sünepe bir kız da değil. Baksana koskoca patron olmuş. Ben böyle severim güçlü kadınları. Sağ ol Tamer'cim, sağ ol. Da ben sevmem böyle anasının eteğinden tutup konuşan erkekleri. Onu ne yapacağız? Hadi biraz oturalım bakalım ha, laflarız. Şöyle bize kahve getir. Kahvele bizi. Ama benimki çay olsun. Bol şekerli. Haydi. Otursana. Belli ki sizin derdiniz yine benim canımı sıkmak. Ama o kadar umurumda değilsin ki. Hadi anlat. Ne anlatacaksan anlat dök içine. Bana bak. Bu bayağı patronici olmuş be masalara vurayım. Ben niye senin sinirini bozacağım ha Eda Nur?
Bana bir sual. Bu Eda Nur'u yaşadığı şeyleri bir tanesini sen yaşasın. Yemin ediyorum böyle kayalarda kendi fırlatırsın ha. Vallahi ben gururlu kadınım Asiye. Allah biliyor ya atardım. O dediğinizden sizde kimse de yok da. Neyse hadi için kahvelerinizi. Eda Nur seni tek başına mı koydular buraya? İstersen geleyim kapanışa. Oturalım şuraya bir yere. Çay kahve muhabbet. Ya sıkıldıysan da çıkarız gezeriz. Ne istiyorsan onu yaparız. Ne diyorsun? İyi fikir aslında. Gel Temel gel. Muhakkak beklerim. Hatta şöyle yapalım. Akşam Halil İbrahimler de gelecek. Gidelim güzel bir yerde bir şeyler içelim beraber. Ha? Cem biraz acı olmuş. Ha bu güçlü. Neden korkmamış? Bu Tamer'den mi korkacak? Evet Asiye Hanım, nasıl bir davet vermeyi düşünüyorsunuz? Ben şöyle bir şey istiyorum. Böyle benim gibi, kendim gibi şaşalı bir şey yapmak istiyorum. Kocaman bir masa, masa kadar böyle bir pasta kat 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 istiyorum. Ha, duyanlar duymayanlara, görenler görmeyenlere her yer birbirine iletsin. Ha bu arada Rizvan'la da konuştum. Bunun tabii Zeynep'le arası kötü. Ama Zeynep'in de kocası yasılamasını tutmayacaksa o dönem o da gelsin. Gelsin beklerim. Teşekkür ederim, sağ olun. Ha Yusuf abi. Kızım hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim. Eda Nur nerede? Eda Nur burada. Ağır misafirleri var. Ha. Tamam Yusuf abi, sağ ol. Asiye, Zeynep geldi. Gelsin Zeynep, güzel kız Zeynep. Eda Nur. Ne haber? İyiyim, sen? Merhaba. Sizi gördüğüme hiç bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi. Hayırdır Zeynep? Niye sevindin? Müjdeli haberlerim var Tamer'cim. Teşekkür ederim. Ne oldu? Ne oldu? Kocam öldü. Yok. Kocam çok şükür hayatta. Hepiniz ölmeden ona bir şey olmasına müsaade etmem. Üstüne planlar yaptığınız Yılmaz Marten tutuklandı. Ne kim diyor onu ya? Yalandır o, yok öyle bir şey. Abin diyor Tamer'cim. Fikret abin söylüyor, hatta şu anda karakolda. Ayrıca bir de itirafçı varmış. Yani bu iş sadece Yılmaz'la kalmayacak. İkinizin de kocasını tutuklayacaklar. Ne diyorsun sen be, ha? O zaman organizasyon iptal diye anlıyorum, doğru mu Asiye Hanım? Aa, ne organizasyonu? Kendisi babana nikah kıyacakmış da seni davet etmeye gelmiş. Asiye Hanım, bence biz ne yapalım biliyor musunuz? Size başka birini bulalım. Çünkü biliyorsunuz babam evli. Hem de siz bir 32 yıl daha beklememiş olursunuz. Ne dersiniz? Sen boş ver beni de. Sen git o anana ver bu müjdeyi. Onun yeri yayılmaz. Ha? Ben seni arayacağım tarihler için. Nikah için de. Bekleriz, bekleriz. Ara bakalım babana, haberi var mı o? Yılmaz'dan, itirafçıdan. Asiye, telefonda konuşmasak mı acaba bunları, ha? Ha ne, bu yüzden mi tutuklanacaklar? Haydi, sinirimi bozmayın. Zeynep, anlatsana nasıl olmuş? Gerçekten tutuklanmış mı? Evet, tutuklamışlar. Halil İbrahim'le abim Mehmet Ali abinin limanında Yılmaz'ı öldürmek üzereyken jandarmalar basmış. Ya bu adam yine bir şekilde paçayı sıyırmasın. Yok ya Eda Nur, bu sefer zor bence. Bir de dediğim gibi itirafçı varmış. Muhtemelen babamı da tutuklayacaklar. İnşallah bu kabus üstümüzden bir an önce kalksın. İnşallah. İnşallah. Ben eve geçeyim. Bizimkiler muhtemelen karakoldan sonra eve gelir. Tamam canım, haberdar etmeni, tamam mı? Tamam, hadi görüşürüz. Hadi, bay bay. Bana bakın koçum. Benim olduğum yerde istediğiniz gibi at koşturamazsınız. Savcı olmasa ikinizi de attırırdım içeri. Yatın kalkın, o savcıya dua edin. Artık o adamı da nasıl bağladıysanız onun da peşine düşeceğim. Ne bağlaması komutanım, ne diyorsunuz siz? Diyorum ki tanımam. Hiç kimseyi tanımam. Yok o haklıymış, bu haksızmış. Yok zulme karşı savaş açmış. Bu mavallarla ancak işte o üst teğmeni kandırmışsınız.
savcıyı ikna etmişsiniz. Yemezler diyorum. Komutanım, Fikret Bey'in ifadesinin çıktısını aldım. Tamam, imzala, çık git. Bununkini de hazırla. Buna ayrı iki çift lafım var. Emredersiniz komutanım. Ben arabadayım. Komutanım, adamın işini bitirmek üzereydim. Yani? Yanisi benim işime karışmanız doğru değil. Lan. Kimsin lan sen? Komutanım. Dur hele dur. Benim ne yapıp ne yapmayacağımı sen mi söyleyeceksin? He? Sen bir asisin, ben de jandarma komutanıyım. 30 son uyuşturucuyu adamlara kitlemişim. İtini, çakalını hepsini toplamışım. Sen hala kalkıp, komutanım niye geldiniz? Komutanım niye buradasınız? Adamı öldürecektim. Adam öldürmek benim en iyi bildiğim şey lan. Sana mı soracağım? Komutanım, o 30 tonu yakalatan biziz. Oğuz'la ben. Üstüne yıkamadınız ama adamın. Beceriksizler. Komutanım, sizle böyle konuşmamıştık. Siz niye geldiniz limana? Senin haberin var mıydı bundan Oğuz? Vardı. Ben gönderdim. Yoksa o keskin nişancı sen be kayınbiraderini o kapıya adım atar atmaz gebertecekti. Sen hala Yılmaz'ı niye aldınız diyorsun. Bana bakın. Sen kızaktasın. Sen de kaydı silinmiş bir adamsın. Yıkılın karşımdan. Emredersiniz. Sen bir şey söylemeyecek misin? Ben kaydı silinmiş bir asiyim. Bana emredemezsiniz. Aferin. Kendini bilen adamı severim. Hadi çıkın gidin. Komutanım, Yılmaz Marten'i sorgulayacak mısınız yoksa direkt cezaevine mi yolluyor? Sorgu odasında pencere var mı? Pencere derken? Yani böyle pencere işte, açılan. Ha, yok komutanım. Anladım. Ne o zaman cezaevine gönder gitsin. Emredersiniz komutanım. Açar Albay'ın yanındaki adamları ne yapalım? Ya, albay malbay demeyin şu adama ya. İtirafçı Açar falan deyin. Hadi gidip şu adamları bir görelim. O kadar para gönderdiler. Bir teşekkür beklerler. Tamam baba. Anladım. Ne oldu Hakan? Ne diyor baba? Bir adama rüşvet vermeden önce bir kim olduğunu öğrenin. Hangi gerizekalı o deli binbaşıya o parayı verdiyse diyor. Allah Allah. Abin söyledi, biz de verdik aslanım. İyi diyorsun da Nesim abi. Bu binbaşı biraz kafadan çatlakmış. Öyle çok kural mural tanıyan bir adam değilmiş yani. O yüzden sürekli rütbelerini düşürüp durmuşlar. Ah Rızvan'a. Beni daha nasıl bir bataklığın içine çekeceksin? Yani liman dedin, liman yok. Yılmaz dedin, Yılmaz yok. Mehmet Ali zaten ortalıkta yok. Ben ne halt edeceğim bu kadar rezillikle? Davut, batacaksak hep birlikte batacağız. Vallahi hiç kusura bakmayın. Ben sizinle batmayacağım. Ne yapacaksın Davut? Bu saatten sonra Halil İbrahim'le dost mu olacaksın? Hı? Ben düşmanımla dost olmam. Dua edin de sizinle de düşman olmayayım. Davut, ben sana ta baştan dedim. Zaafından vur. Biz içeri girsek de girmesek de sen
Halil İbrahim'i zaafından vur. Onun en büyük zaafı kızım. Ne yapayım? Önce ondan başlayayım. Davut abi. İlk hamlen Zeynep olursa bu son hamlen olur. Halil İbrahim'in yanındakilere vur ki öfkelensin. Hata yapsın. Kız benim yüzüğümü takmış ya. Delireceğim. Benim çıkardığım yüzüğü kız alıp parmağına takmış. Çıkar zaten yüzüğü, ne olacak? Baba 32 yıldır bu küçücük parmaklarıma takmaya çalışıyorum. Ya öyle her fırsatta yüzük çıkarsa bulan da alır takar, ne olacak? Bu mu yani teyze? Buna mı takıldık şimdi? Ben sana diyorum ki kızı alıp baş köşeye koymuşlar Nedime Hanım'la Zeynep. Sen bana diyorsun ki yüzüğü çıkarmasaydı. Aynı odada mı kalıyorlarmış? Yüzüğü zaten odaya da sokar. Ha? Ya benim yanımda saçma sapan konuşmayın ya. Tamam çık yukarı hala o zaman, biz de keyifli oturalım arkada dedikodu yapalım. Ne yapalım yani? Ha? Ne yapacağım ben şimdi? Sen şimdi şunu yapacaksın. Sen bir kere sakin olacaksın. Anladın mı? Bak Fikren burada böyle duruyor. Senin iki evladın var ondan. Bırak biraz adam bıldırcını böyle tadına baksın. Ne olacak erkek? Geri döner, dönecek. Bıldırcının tadını alsın diyor ya. Anne şu kardeşine Allah aşkına bir şey söyle. Aman o üzüntüden ne dediğini biliyor mu? Kim üzgün be? Ya nasıl olacak şimdi? Ya Rızvan abiyle Nesim'i de içeri alırlarsa? İnşallah alırlar. İnşallah alırlar. Benim ne hissettiğimi birazcık anlarsınız. Allah Allah. Bak. Gitme kızın üstüne Asiye. Bak kalbi temizdir, bedduası tutar ona göre. Ne bedduası be? Bunun duası ne bedduası tutacak? Kendi eliyle vermiş diyorum bu bıldırcına. Akıl yok bunlara. Sonra kocam da kocam. Haydi be. Sen de dikkat et ha. Saçmalama Asiye. Allah korusun. Aha dayandı. Tamer Leto ben. Kime bakmıştınız? Sana değil. İyi günler hanımlar. Buyurun. Ben Mecnun Binbaşı. Umarım rahatsız etmiyorumdur. Estağfurullah. Oturun, oturun. Buyurun. Lütfen zahmet etmeyin. Zuhal bizim jandarma teşkilatımız çok güçlü. Baksana. Çok da yakışıklı. Gele gideni aratma. Eşleriniz nerede? Onlar bahçede. Oğlum, koş çağır babanları. Tamam teyze. Siz bir kahve alır mısınız acaba? Yok, içmem. Rahatsız olmayın. Ne oldu? Bir şey mi var? Kanunsuz bir şeyler mi oldu? Ne oldu? Devletsiz kadınlar gibi değil tabii. İhanet edeni pek affetmiyor. Var bir iki kaşamaklar. Kulaklarını çekmeye geldik. O Yılmaz'ı yakaladığınızı duyduk. Ne dua ettik size. O Nedime'nin yeğeni kim bilir ne iftiralar attı, ne yalanlar söyledi eşlerimiz için. Oo, binbaşım, ne zahmet ettiniz. Biz zaten sizi ziyarete gelecektik. Ne zahmeti, zevk benim için. Alican, tak beylerin bileziklerini. Binbaşım, siz nereye isterseniz biz oraya gelirdik. Ne gerek var böyle şeylere? Olur mu öyle şey? Siz bana 1 milyon dolar gönderdiniz. Ben size bir bilezik takmışım çok mu Nesim Bey? Asiye Hanım. Metinizi duymayan yok mu bölgede? Hangi konuda duydun? Bu bölgede bir suç varsa
Asiye Hanım onu bilir. Herkesten önce duyar. Ne yapalım, götür beni de. Yok yok, sizi götürmeyeceğim. Ama ara ara gelir konuşurum. Çok faydalı olacağına inanıyorum. Faydalanırsın be de. İyi günler. Nesli mi vermiş parayı? Eğer öyle yaptıysa bir ömür içeriden çıkamaz bu adam. Çıkamazsa çıkamazsın, ne olacak? Sen de bir gün kocasız kalacaksın, ne olacak yani? Zır zır ağlıyorsun, git kızının yanında ağla. Haydi, sinirimi bozmayın beni. Haydi. Biz gitmesek Mehmet Ali abiyi öldürecekti şerefsiz. Bir de buradan bak Halil İbrahim. Limanı Davut'a devredeceklerdi yani. Biterdik. Bu planı kim yaptı sence? Yılmaz mı? Tabii ki babam. Bu Yılmaz içeri girdiğinde Tuncay'a bir zarar vermesin. Onu da baban düşünsün Zeynep. Belki tetikçisine oğluna bulaşmamasını söyler. Neyse. Ben sizi yalnız bırakayım. Konuşacaklarınız vardır. Abi. Bu arada Ayşe evi bastı. Haberin olsun. Ne demek evi bastı? Evi bastı işte. Damla'ya saldırdı, gideceksin buradan dedi. Annem araya girdi falan. Tamam, sağ ol. Muhtemelen babanları da alacaklar. Yavuz'la Levent'in durumu ne? Vallahi ne diyeyim? Benle şu an bağları koptu. Gerçi Yavuz, bacısına sahip çıktım diye karşımızda durmaz. Ama Levent'in ne yapacağını kimse bilemez. Kendisi de dahil. Ben bir şekilde konuşurum onlarla. Sen bir devre yapma. Davut ne olacak Halil İbrahim? Adama limanı vaat ettiler, alamadı. Daha da saldırganlaşacaktır. Ama ilk kime saldırır onu bilemem. Tedbirli olmak lazım. Ne diyorsun bu Osman'ın durumuna? Ne diyeceğim Sema? İnanmadın değil mi? Tabii ki inanmadım Sema. Neyine inanacağım? Dün burada Sevda'nın ağzını arayayım dedim. Sonra Ceylan geldi, karşıma dikildi. Ne soracaksan bana sor falan dedi. Ceylan'a bak sen ya. Ben de samimi cevap vereceksen sorayım dedim. O da sen sormadan ben söyleyeyim. Sen beni gönderme peşindesin ama bu evden gönderemezsin dedi. Sana dedi. O sabah dedim ki Halil İbrahim'e bu kızı istemiyorum, gönderelim. Muhtemelen onu duydu, sonra gitti. Osman'ın başını yakmaya karar verdi. Zeynep, ben bu kızı döverim, haberin olsun. Sema, Osman var yani, ne yapabiliriz? Hayır, bu kız seni sevmiyor. Derdi başkayı nasıl söyleyeceğiz ona? Ben bir döveyim de onu sonra düşünürüz. Ay Sema, lütfen sakin olur musun ya? Bak, zamanı gelince gerçekler ortaya çıkar. Tamam, bir şey yapmayacağım. Önce bir konuşmayı deneyeyim. Olmazsa senin dediğin gibi bekleriz. Kaşığı alsan. Ha gel kızım. Sevgilin nerede Ceylan? Bilmiyorum Sema. Hayırdır? Niye sordun? Yani merak ettim. Hani ben benimkinin nerede olduğunu biliyorum. Zeynep de kocasının nerede olduğunu biliyor. Ha sen merak ediyor musun? Biliyor musun? Öyle bir sorayım dedim. Vallahi ben bilmiyorum Sema. Telefon da kullanmıyorum. Nasıl olsa akşam geldiğinde söyler. Sen seviyorsun Osman'ı yani. Sevmese niye evlenmek istesin değil mi Ceylan? Bilmiyoruz ki Fatma abla. Bir insan sevmediği biriyle niye evlenmek ister? Buradan gitmemek için olabilir mi acaba? Kızım, ona git diyen mi var ki? Var abla, var. Zeynep evden gitmemi istiyor. Belli ki Sema'yı da üstüme salıyor. Ha, Sema'nın bir fikri yok, bir aklı yok. Zeynep beni senin üstüne salıyor öyle mi? Bana bak sinsi.
Ben senin ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyorum. Tamam kızım. Ama sana ne Osman'ı yediririm ne de Halil İbrahim'i. Sen kimsin Sema? Hı? Sen Halil İbrahim'in sahibi misin? Sen Osman'ın sahibi misin? Sen Sema. Kimsin? Ceylan. Bak defol git bu evden. Seni ayağımın altına almayayım. Asıl sen defol git bu evden. Hadi tamam, tamam uzatmayın Sema, artık. Sen kimi kimin evinden kovuyorsun? Beni bu evden bir tek kişi kovabilir Sema. Seni bu evden kovacak kişi benim de. Şansını zorlama istersen. Osman'ın hatında sustuk yutkunduk. Terbiyeli ol. Ceylan defol git bu evden rezillik çıkmasın. Kardeşimizi de o pis emellerine alet etme. Sema çekil git başımdan. Sen! Sema yapma. Ne oluyor burada? Yok bir şey Halil İbrahim yok. Öyle kızlar kendi aralarında tartıştılar. Gitmesini istedim Halil İbrahim. Sebep? Sebebini o çok iyi biliyor. Ceylan. Yok bir şey Halil İbrahim. Ben giderim. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Ben sana bir söz verdim. Bahara kadar dedim. Benim olduğum yerde biri benim misafirimi tokat atıp kovuyorsa gitmek ona düşer. Halil İbrahim o kadar ciddi bir şey değil. Aralarında halleder onlar. Vay be. Gitmesi gereken benim yani. Tamam Halil İbrahim. Giderim. Sema kızım. Sema. 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 Sema dur saçmalama. Nereye gidiyorsun? Sema. Gidiyorum Zeynep. Ceylan istedi diye bu evden gidemezsin. Halil İbrahim istedi diye gidiyorum. Gelir misin buraya lütfen? Lütfen oturur musun? Bir beni dinler misin? Rica ediyorum ya. Bak Sema Halil İbrahim konuyu bilmeden etmeden öyle sinirli bir şey söyledi. Şimdi bana müsaade et ben ona konuyu anlatıp geleyim lütfen. Bak hatırım için. Tamam mı? Sen beni bekle ben hemen geliyorum. Sakın bir yere gideyim deme. Hayatım, sen aramıza fitne sokmaya çalışan yalancı bir kız yüzünden Sema'yı nasıl üzersin, nasıl kırarsın ya? Nasıl buradan git dersin? Zeynep, o nasıl benim misafirime tokat atar, benim olduğum yerden kovar peki? Halil İbrahim, konunun başlangıcını bilmiyorsun. Ne önemi var Zeynep? Senin kardeşin geldi bana burada kurşun sıktı. Biri ona el kaldırdı mı? Cezaevinde yanıma geldi. Ben ona bir şey yaptım mı? Yapmadım. Sebebi ne olursa olsun bu olmaz. Haklısın. Ama sebep benim. Sema benim yüzümden gidip Ceylan'a saldırdı. İyi. O zaman Sema'ya buradan gitmek, sana da buna sebep olmak ders olsun Zeynep. Halil İbrahim, senden bir şey isteyebilir miyim? Eğer Sema bu evden giderse ben de giderim Halil İbrahim. Biz kadınlar kendi aramızda kavga da ederiz. Birbirimize laf da söyleriz. Ama sen araya girersen o zaman gerçek bir aile olamayız Halil İbrahim. Senden rica ediyorum Sema'yı gönderme. Hem onun gittiği yerde kim beni sevecek ki? Sağ ol Ceylan. Sana da bu yakışırdı. Ceylan'ın da dediği gibi Halil İbrahim. Sen araya girme, olur mu? İyi. Eğer bir daha böyle bir şey olursa... Olmayacak. Söz veriyorum. Zeynep, ben gideyim tutayım diyeceğim Sema'ya ama... beni dinlemez. Beni dinler. Yani umarım.
Ceylan. Biz burada hepimiz kardeşiz. Sen bu kardeşliğe sonradan dahil oldun. Ben isterim ki kardeşlerimin arasına nifak girmesin. Osman'la evleneceğim dediniz. Hepimiz sevindik, mutlu olduk. Sevincimiz kursağımızda kalmasın. Osman benim için çok kıymetlidir. Sen de benim için çok kıymetlisin Halil İbrahim. Seni üzdüğüm için özür dilerim. Sema bak, gidip o bavulunu odana bırakmazsan beni gerçekten çok kırmış olursun. Ben de çok kırıldım Zeynep. Ya sen o Ceylan'la beni yalnız mı bırakacaksın? Hadi beni düşünmüyorsun, Osman da mı düşünmüyorsun? Ceylan bu sinsiliğiyle hepimizi harcar. Kusura bakma Zeynep, o da Osman'ın kaderi. Ceylan az önce gidip Halil İbrahim'e ne dedi biliyor musun? Ya ne dediyse dedi. Sema giderse ben de giderim dedi. Kızların arasında olur böyle şeyler, beni affet. Benim suçumdu dedi. Biz nasıl bir yılana denk geldik ya? Ya bu kız neymiş ya böyle? Hiçbir yere gitmiyorum. O kızı bu bahçeye gömene kadar ben buradayım. Meydanı ona bırakmak yok. Babam için geldiysen abi. Karakolda. Cehenneme kadar yolu var. Ayşe nerede? İçeride de. Fikret abi olmuyor böyle. Babamız ya sonuçta. Sen de kardeşimsin sonuçta. Çekil ayağımın altından, ezmeyeyim seni şimdi. Bak. Hep sizin yüzünüzden. Fikret abim gitti geldi. Babasına düşman oldu. Abinin peşinden gir içeri. Ezmeyeyim kafanı Tamer. Elbet elime düşeceksiniz. İşte o zaman ezmek ne demek? Ben size göstereceğim. Merhaba Fikret. Bize bir müsaade eder misiniz? Çocuklarımın annesiyle baş başa konuşmak istiyorum. Niye? Çocuklarının annesinin teyzesi ve annesinden utanıyor musun yoksa? Ne söyleyeceksen onların yanında söyle. Sabri sus Ayşe. Belki Fikret gelmiş. Belki özür dileyecek, belki utanacak. Bir söz ver bakalım kocana. Özür falan dilemeye gelmedim. Gayet açık ve net bir şekilde uyarmaya geldim. Bir daha evime izinsiz gelme. Öyle baskın basanındır zihniyetiyle seni burada doldurup oraya gönderenler de dinlesinler beni. Bu işin sonu kötüye varır. Kötüye varır derken Fikret... Hayır, daha fazla nereye varabilir bu kötülük? Onu anlayamadım da. Ayşe, biz kötü bir şeyler yaşamış olabiliriz ama iki medeni insan olarak birbirimize bakacak yüzümüz olsun. İki çift laf edecek sözümüz olsun. Gelip annemin yanında, kız kardeşimin yanında öyle ters düz konuşup, bağırıp çağırıp el kaldırmayla bir yere varamazsın. Ya da doğru bir yere varamazsın. Ben Fikret. Sana bir şey diyeceğim. Öyle asiye tavsiyesi gibi düşün bunu. Sen çok bilmezsin. Seven kadın çok kıskanır. Böyle deliye döner o seven kadın. Anladın mı? Bu hatalı.
yanlış kişiye yürüdü. Sana yürüyecekti, sana. Karısını aldatan, koynuna başka kadın alan, hatta abisinin nişanlısını ayartan sana. Sana yürüyecekti, sen hatalı suçu. Ama bu gitti, kafası böyle orada burada ola dengesi kızına gitti, muhatap oldu. Ben dedim, bu da gitmeyeceksin o da. Ben söyledim ama dinlemedi, ne yapacağım, ha? Ay, ne güzel tavsiyeler almışsın. Seni doldura doldura yuvanı yıkan insanları dinlesene Ayşe'cim. Onlar bu işleri çok iyi biliyorlar. Biz nereden bileceğiz Fikret? Biz belli ki erkekleri hiç tanımamışız. Senin gibi mert, dürüst bir adam bile bunları yaptıktan sonra... Diğerleri kim bilir ne yapar? İşte ben bunları yaptıysam... daha neler yapabilirim bir düşünün. Ona göre davranın. Mesele senin yaptıkların değil artık Fikret. Beni düşürdüğün bu durumu fırsata çevirmeye çalışan o kızı gebertirim. Haberin olsun. Ayşe uzatma. Avukata mı vereceksin? Dilekçe mi vereceksin? Ne yapacaksan yap. Başlat şu boşanma işlemlerini. Bitsin bu iş. Boşanma ha? Öyle kolay yani. Tabii ben aranızdan çekileyim. Siz mutlu mesut yaşayın öyle mi? Sen beni hiç tanımamışsın. İki çocuğumuz var Ayşe. Onları düşün. Geleceklerini karartma evlatlarımızın. Bakalım bir daha evlatlarımızın yüzünü görebilecek misin Fikret? Ya. Asiye Hanım. He. Zuhal anne. Belli ki Ayşe yangına körükle gidiyor, kendini yakacak. Sizlerden büyükleri olarak rica ediyorum. Kendine gelmesini sağlayın. Hatta bir ara kendine gelirse bana da haber verin. Saygılı bir biçimde bitirelim bu işi. Fikret, öyle baban gibi ben Ayşe'yi Nedim'e yaptırtmam sana. Müsaade etmem. O Damla'dan da Asiye olmaz sana zaten. Niye daha düne kadar kıza bana benziyorsun, aynı gençliğim gibisin diyormuşsun? Ben hiç böyle bir şey hatırlamıyorum. Edemedim. İyi. Korkmayın zaten. Ben de babam gibi değilim. İki kapı arasında ceryanda kalmam ben. Teyze, ben sana yıllarca haksızlık etmişim. Sen az bile yapmışsın Nedime'ye. Şu Damla'ya bakar mısın? Dün bir, bugün iki, Fikret'i benim üstüme yolluyor. Ama ben senin gibi köşemde oturmam. Bu dünyayı dar edeceğim onlara. Ya Oğuz, bana haber vermeden, ne yapacağımı bilmeden nasıl böyle bir şey yaparsın sen? Ya kardeşim, sen beni anlamıyor musun? Halonun hayatını kurtaracaksın dedi. Ne yapacaktım, hayır mı diyecektim? Keskin nişancıyı öğrenmişim. Sizi nerede indireceğini öğrenmişim. Ne yapacaktım? Arayıp Fikret'e haber mi verecektim? Öldürecektim oğlum Yılmaz'ı. İş bitecekti. Bak şu kadarcık kalmıştı. Sen de biliyorsun, sonra hepsi ortaya çıkıp peşime düşecekti. Şimdi adam girecek cezaevine, kuracak saltanatını. Rahat rahat bütün işlerini yönetecek oradan. Halo, ne yapabilirdim? Allah aşkına ne yapabilirdim? He? Ben görevde değilim. Bizi yetiştiren adama karşı koyacak da değilim. Ne yapsaydım? Zaten ne işi var ki onun burada kardeşim? Teftiş için gelmiş. Rüşvetçiyi çözmüş. Seni görevine iade etsin, çeksin gitsin. Ya bak, ben emir komuta adamı değilim kardeşim. Zaten böyle olsaydım otururdum masa başında, giyerdim üniformamı, rahat ederdim. Allah, oğlum şimdi bana mı sardın sen? Ha? Ya. Ben öyle miyim yani? Bana bak, ben bu kurşunu öyle masa başında yemedim ha. Senin evin bahçesinde yedim. Bu sizin deli binbaşı size bir şey söylüyor ama belli ki siz anlamıyorsunuz. Ne gibi dayı? Adam teröristle savaşmıyor. Bir örgütü çökertme peşinde. Dayı o savaşmayı bilir. Bunu öğretir. Örgüt çökertmeyi de bilmez, örgütlenmeyi de bilmez. Bu benim işim, benim görevim. Parayı bana yollayan hanginiz?
Korkmayın ya, söyleyin. Çekinecek bir şey yok bunda. Kimse onu alnından öpeceğim. Gerçekten. Korkmayın, söyleyin. Komutanım, bir yanlış anlaşılma var galiba. Biz kimseye para falan vermedik. Heh. Güzel. İlk konuşan sen olduğuna göre parayı veren sensin. Şimdi binbaşım. Biz tanınan bilinen insanlarız. Tabii ki zaman zaman devletin kurumlarına destek olduğumuz, yardım ettiğimiz olmuştur. Sen kimsin ki devlete yardım edeceksin? Devlet yardıma muhtaç durumda mı? Siz ancak örgütlere yardım edersiniz. Yardıma ihtiyacı olanlar onlar. Lafını bil de konuş. Binbaşım. İfademizi alacaksanız alın. Adliyeye sevk edecekseniz sevk edin. Kim ne dedi de biz buraya geldik bilmiyoruz ama mahkeme buna hükmedecektir. Ha. Örgütün başı da konuştu. Peki Yılmaz örgütün neresi oluyor? Ortada örgüt falan yok. Sadece bize atılan suçlar var. Ki o da çok yakında aydınlığa kavuşacaktır. Şimdi ne yapacaksanız yapın da böyle ayakta dikilmeyelim. Yoruldunuz mu paşam? Benim bir takım rahatsızlıklarım var ameliyat olduğumda. Duydum. Duydum, bu sizin damat vurmuş galiba. Senin bu damat da böyle herkesi vuruyor öldürmüyor. Seni vurmuş, Yılmaz'ı vurmuş. Bilerek mi yapıyor acaba? Ölmesin, sürünsünler diye. İşte onu sorgulamak tam da sizin işiniz diye düşünüyordum. Sizden önce bu makamı işgal eden Üsteğmen'le birlikte Halil İbrahim'in neler yaptığını cümle alem biliyor. 500.000 doları da veren bendim diyorsunuz. Ya havle fela. Komutanım, evet. Sen de nereden neyi çıkaracağını şaşırdın. Rızvan, sen de bir sus artık. Alican. Emredin komutanım. Beyleri Savcı Bey'in karşısına götür. Eğer bir tutuklama kararı çıkmazsa, saçı uzundu, sakalı kısaydı falan böyle bir bahaneyle bana tekrar geri getir. Nezarethanede bir süre ayakta dikeceğim onları. Emredersiniz komutanım. Buyurun gidelim. Bu arada şimdi Savcı Bey'e sevk etmeyin. Başka türlü hallederiz diyorsanız çekinmeyin, söyleyin. Korkmayın yani, cezaevine yollamam. Korkmayın ya. Şöyle güzel, tatlı bir tatil. Böyle bir nefes alırsınız. Ne dersiniz? Komutanım, biz gidebilir miyiz? Cehennemin dibine kadar. Hoş geldiniz. Buyurun. Var. Teşekkür ederim.
Hatalı da olsam sen benim evladımsın. Sizi çok zor bir duruma düşürdüm. Biliyorum, çok özür dilerim. Olan oldu. Önemli olan bundan sonrası. Değil mi Nedim? Tabii. Onlar bizim evlatlarımız. Hata da yapsalar sineye çekeceğiz. Geç oturun, nerede ayakta kaldınız? Hadi gel otur. Elif kızım, hadi kahve yapıver hepimize anne. Tamam anne. Babamlar tutuklandı mı? Karakoldalar. Ama birazdan adliyeye götüreceklermiş. Tutuklanırlar yani. Şu anda Halil İbrahim'i görsem, Fikret'i görsem koşa koşa gidip ikisinin de boynuna sarılırım. Hayırdır Nergis? Sebep? Çocuklar babalarına düşman oldular diye çok kızgındım. Ama görüyorum ki doğru yapmışlar. Şimdi gitsinler, babaları Yılmaz'la birlikte içeride yatsın. Umurumda bile değil. Öyle, öyle. Yoksa Yılmaz bu noktalara gelemezdi. Bunlar benden gizli gizli buna arka çıktılar, görüştüler. Çuvallar dolusu para yedirdiler. Sonra da laf yerine gelince Yılmaz Nedime'yi dinlemiyor. Dinlemez tabii ki. Yatsınlar şimdi, alsınlar Yılmaz'ın da içeride. Hepsi birlikte yatsın. Leyla. Anan ne diyor düğün arifesi olup bitene? Ne diyecek Sakine Hala? Gerekirse cezaevine nikahlanırım. Ben gelinliğimi diktirdim, o iş bitti diyor. Bitti bitti. O iş bitti. Rüyasında görür artık o nikahı. O diktirdiği gelinliği de evin içinde giysin, deli deli dolansın ortada. Kusura bakma kızım. Senin de neticede annen ama. Benim annem burada. Asiye'ye ne söylesen azdır. Siz ne güzel böyle bir anne kız oldunuz maşallah. Darısı başına. Aa, bir şeyler duydum. Ayşe gelmiş. Ortalık biraz karışmış diye. Doğru mu? Canım olacak o kadar. Ben aslında Ayşe'yi elinde silahla evi basar diye bekliyordum da ucuz atlattık. Ama Damla'nın da maşallahı var. Sahiden Damla nereden geldi aklına Ayşe'nin yüzüğünü parmağına takmak? Kızı kederden öldürecektin. Fikret sana yüzük mü verdi? Yok anne ya. Ben yüzüğü buldum. Fikret'in de olduğunu anladım. Ona verecektim. Ama işte sonra Ayşe öyle yüksek yüksek gelince beni de biliyorsun taktım sinir olsun diye. Senin kızın da senden aşağı kalır bir yanı yok Nergis. Kimse kusura bakmasın. Hiç kimse için üzülmeyeceğim. Hak ettiler. Beni çok rencide ettiler Nedim'i. Çok. Bir de Dursun'u çağırdılar. Onu küçük düşürüp aşağılayıp o öfkeyle gidip kızına zarar versin diye. Böyle bir kötülüğü aklın alıyor mu? Alır, alır Nergis. Asiye söz konusu olduktan sonra her türlü kötülüğü benim aklım alır. Fikret abim yetişmeseydi Yavuz çıldırmıştı. Hiç kimse durduramazdı onu. Etme bulma dünyası. Güzel olmuş annem. Afiyet olsun. Her şeyden önce sana minnettarım Nedim'e. Bu zor durumda kızıma evini açtın. Tersini yapabilirdin. İstemem diyebilirdin. Sana yakışanı yaptın. Bundan sonra bil ki sana borçluyum. Ne demek Nergis? Kapımıza gelmiş bizden aman dilenen birisine sırtımızı dönecek değildik herhalde. Evet, ortada yapılan yanlışlar, hatalar var. Yapacak bir şey yok, sineye çekeceğiz. Ama ben Ayşe'yi de çok severim. Sonuçta benim torunlarımın annesi. Sakine de Elif de burada. Ben kendi çocuklarımdan onu ayırt etmedim. Ama ben nasıl kendi kızımın ilişkisine, hayatına karışmıyorsam oğluma da karışmam. Ha bundan sonra ne olur ne biter onu da bilmiyorum. Yani siz de bir beklenti içinde olmayın. Ben başından söyleyeyim de. Sen yapacağını yaptın. Açıkçası Fikret'ten de bir beklentim yok. Daha yine de bir konuşmak isterim onunla. Hem oğlumla olan münasebetini hem de kızımın durumunu. Tabii. Fikret evde mi kızım? Evde, bahçedeydi. Damla, annen kahvesini içtikten sonra eşlik edersin. Fikret'e götürürsün. Şimdi gidebiliriz. Tamam, tabii.
Yani ne diyor Halil İbrahim Fikret Bey? Ne diyecek? Tehlikedeyiz diyor. Bilmediğimiz şey değil. Biraz sonra herkes cezaevine girecek. Daha neyin tehlikesi bu? Az biraz soluk alırız dedim ben de. O içeri girenlerin dışarıda kuyruğu yokmuş o da. Fikret, annem sana bir merhaba demek istiyor, müsaitseniz. Tabii, buyurun. Sana nasıl teşekkür edeyim ben? Asıl ben nasıl özür dileyim Nergis yenge? Sen özrünü diledin. Ölümü göze aldın. İki delirmiş adamın elinden benim kızımı kurtardın. Ben buralardayım Fikret Bey. Ayakta kaldınız. Buyurun lütfen. Damla, bize biraz müsaade et. Tamam, tabii. Bu arada Yavuz sana her ne kadar öfkeli de olsa onun öfkesi saman alevi gibidir. Hemen söner. Neticede sen Damla'nın durumunu değiştirdin. Yani Yavuz'a bir kez daha abilik yaptın. Bir ömür senin yanında olacaktır. Bana güvenebilirsin. Hele de babasının tutuklandığı yerde bir daha geri adım atmayacaktır. Eyvallah. Bir konu daha var. Damla. Damla ile ilgili planın nedir bilmiyorum. Her ne karar verirsen ver, yanındayım. Bunu bil. Tabii o Asiye gibilerin ağzına sakız olmayı hiç tercih etmezdim. Ama ne ben ne de kızım seni bir şeylere zorlamak istemeyiz. Sen ne zaman, ne şekilde, neyi uygun görürsen... Nergis yenge. Bunları konuşmak için henüz erken. Evet, Ayşe ile ayrıldık. Ama ben kağıt üstünde hala evliyim. Zaman ne gösterecek? Hep birlikte göreceğiz. Tabii. Tabii Fikret. Doğru söylüyorsun evladım. Ne işi daha ne işi? Halil İbrahim. Geldin evime çöktün. Nişanlıma çöktün. Yetmedi Fikret geldi ikinciye çöktü. Benden daha ne istiyorsunuz daha? Ne istiyorsunuz benden? Öleyim de kurtulayım da ben. Hala gelmişsiniz karşıma geçmiş işmiş konuşuyorsunuz bir de. Levent, olayı hiç oraya buraya çekme. Senin evlilik adamı olmadığını hepimiz biliyoruz. Ha bir gün gelir. Annenden, teyzenden, kardeşinden bağımsız. Onların lafının dışında birini seversin, hoşlanırsın. Nikah şahidin ben olacağım, söz. Haklısın. Doğru. Bunu artık kabul edelim. Ben evlilik insanı değilim. Ben böyle daha özgür, özgün, başka bir şeyim ya ben. Ve bu konuda bilhassa yanlış yönlendirildim, manipüle edildim, net. Ama bu kadar da olmaz ki ya. Elimi neye atsam kurudu da. Atma elini. Her şeye elini atma Levent o zaman. Bana bak Yavuz. O Fikret bacının elini tuttu diye Fikretçi olma benim başıma. İki dakika delikanlı ol. Beni cinlendirme Levent. Ne yapacaktım? He? Adam gelmiş. Hatasını kabul etmiş. Karısından ayrılmış. Bacıma sahip çıkmış. Evini almış. Ne yapacaktım? Kafasına mı sıksaydım? Sıksaydın. Bitti mi beyler? Siz aynı arabada gelmediniz mi? Konuşsaydınız bunları. Ne konuşacağım bununla? Ne konuşalım? Halil İbrahim sen söyle ne konuşalım? Mesela bu babalarımızı nasıl içeriye tıktırdığını mı konuşalım? Ha. Ben mi dedim babanlara gidin jandarmaya rüşvet verin diye? Benim babam yapmamıştır da
Belli ki Rızvan Baba Nesim amcadan koparmış bir şeyler. Ulan bana gelince iki kuruşun lafını ediyor. Oh olsun, yatsın biraz içeride de aklı başına gelsin. Peki bu parayı alabilecek miyiz biz jandarmadan? Hayır, sen komutanla yakınsın ya. Eğer iş yapabilirsek o parayı misli misline kazanacağız zaten. Tamam, o zaman iş konuşalım. Seni dinliyoruz. Fikret'le Harry'i düzelteceksiniz. Öyle can ciğer dost olun demiyorum size. Birlikte bir yola çıktık. Eğer şimdi çözülürsek sizi tek tek indirirler. Doğru söylüyorsun. Evet. Davut'un karşısına geçtik bir kere. Adam sana iki kere hamle yaptı. İkisinde de eli boş döndü. Mecbur bize yürüyecek şimdi. Yürüsün daha. Yürüsün. Hatta koşsun, bana gelsin. Ben de tam bunu söylüyorum işte. Size gelebilecekleri bir mesafede olun. Özellikle Levent, sen. Fikretler aranı çık. Bunu fırsat bilip sana yanaşacaklardır. Bilhassa Hakan Marten aracılığıyla. Hakan Marten. Ben onu var ya. Aynen öyle. Onu sen düşüreceksin. Ama bir şey yapmayacaksın. O bize lazım. Yavuz, bu Davut'un oğlu Serkan var ya. Hı. Onu sen markaj alacaksın. Ne yapar, ne eder, kiminle ne konuşur hepsini öğreneceksin. Onun çenesi sıkı değildir. Eğer bize bir şey yapacaklarsa ondan öğreneceğiz. Tamam. Serkan bende. Hakan da bende. Ya Fatma abla. Seba ile Ceylan'ın arasında bir şey mi oldu? Olduysa da onların arasında oldu. Siz sakın araya girmeyin ha. Abla nasıl araya girmeyelim ya? Hatun'un suratı beş karış. Yani varsa yapabileceğimiz bir şey, ben arayı bulalım diye söylüyorum. Daha şimdiden hatunlar birbirine girerse, ne bileyim ben kan kardeşimle aram bozulsun istemiyorum. Oğlum onlar küserler, barışırlar, iyi olurlar, kötü olurlar. Ev hali bu. Siz kötü şeyleri görmezden geleceksiniz. Ben bir şey yapmayayım yani şimdi. Yap. Yap. Ortamları yumuşatın. Bir araya gelin, böyle dördünüz sohbet edin. İnsan tanıdıkça birbirine böyle kaynaşır gider Turan'ım. Aa, da buldum soğanları. Abla. Hı. Al bu kadar, yeter mi? Oo, artar bile oğlum. Sen şuradan tahtayı al. Bir de tabak al, doğru onları hadi. Peki. O zaman abim de doğrarız. Adamına doğradıklarımızı koyarız. Merhaba abla. Ha, sana bir şey diyeceğim ama aramızda kalsın ha. Söyle oğlum. Ha, bizim Zeynep. Acaba neden Ceylan'a ters yapıyor? Bak, bilmediğin bir şey varsa bana söyle abla. Oğlum, senin bilmen gereken ne olacak ki? Ya ne bileyim abla. Ama Allah var, ben var ya Zeynep'i çok severim ha. Ha, bu dünyadaki en kötü insana bile sıcak davranır. Da yani konu böyle Ceylan olduğu zaman ha bizim Zeynep böyle bir tuhaf oluyor, ne bileyim. Ya kızın ayarı kaçıyor sanki ha. Haksız mıyım abla? Osman, ben sana bir şey söyleyeceğim ama kimseye söyleme, tamam? Benden duymuş olma. Söz abla. Bu Ceylan'ın sende gönlü varmış yani. He, öyle. Heh, işte biz bunu bilmiyorken kız böyle giyinip kuşanmak istemiş. Demek senin için. Allah Allah. Gitmiş Zeynep'ten izinsiz dolabından bir kıyafet almış giymiş. He. Zeynep de iste canımı vereyim ama bana haber verseydin demiş. Doğru demiş. Ama Zeynep bana böyledir ha. Canını iste canını verir. Ha, gönlü bol kızdır ha. Doğru. Abla, ben sana bir şey diyeyim mi? Ha, bu Ceylan buraya geldi bir başına. Gururla kız tabii. Demek ki çekindi birinden bir şey isteme ha. Ama ne olursa olsun öyle kafasına göre istemeden, haber vermeden hareket etmesi ayıp olmuş ha. Doğru.
Ama ben sana bir söyleyeyim mi? Mevzuları bu olsun ha. Ben de var ya ciddi bir şey var sandım ha. İyi ki söyledin. Bir de anlatmayacaktın abla. Bak içim rahat etti. Osman, sen şimdi hiç kimseye bir şey söyleme, tamam mı? Ya abla, kimseye bir şey söyleyecek halim yok. Hani ben öyle aralarında falan bir sorun varsa onu çözelim diye dedim. E sorun yokmuş. O zaman sıkıntı da yok. Ya abla, ben sana bir şey diyeceğim. Benim kenarda birikmiş güzel bir param var ha, balcılıktan. Ben diyorum ki, ha bu kızın madem böyle eksiği falan var, ha gidelim alışveriş edelim sen ben Ceylan ha. Kıza böyle ne bileyim bir üst baş alalım. Belki ayakkabı alırız. Belki takı falan alırız ha. Yani ne gerekiyorsa işte. Ha biz burada neciyiz de? Ona her şey feda olsun ha. Oğlum, yani ben ne anlarım, sen ne anlarsın? Şu halimize baksana. Ha. Kim anlar peki abla? Efendim balım. Tam çıkıyordum ben de. Buraya uygun bir şeyler alacağım da kendime, alışverişe gidiyorum. Ha, tamam gelin o zaman, beni de alın beraber gidelim. Tamam, tamam balım, görüşürüz. O zaman haberleşiriz. Eyvallah. Ali İbrahim. Sağ ol. İyi geldin sen bana. Kafam dağıldı bayağı. Ne zaman istersen gel. Ben senin kafanı dağıtırım Levent. Eyvallah. Hangi manada dedin sen kafanı dağıtırım diye? İstediğin anlamda. Şaka. Şaka şaka güzel. Eyvallah. Çok şakacı oldu bu Halil İbrahim Bey ya. Hadi daha, hadi. Bin. Ali. Ali, söyle kardeşim. Ya bizim kızlar, bir muhabbetler olmuş ya aralarında böyle, biraz gerilmişler. Maalesef. Ya ben hatunu zaten yemeğe çıkaracaktım ya. Hani acaba diyorum bu akşam hep beraber mi olsak? Böyle eşli falan gibi yani. Hani ne bileyim ben Sema, sen Zeynep, işte Ceylan Osman. Danur zaten orada. Hani ne bileyim biraz buzlar erir. Ne diyorsun? Olur kardeşim. İyi düşünmüşsün. Ya Ceylan. Osman. Ya Ceylan hadi da hadi Osman, vallahi geç kalmış. Bak de. Eda Nur bekliyor kız. Yardım istedi, geleceğiz dedim. Onu bana söylemedin ki Osman, bir montunu alsaydım. Ya gittiğimiz yerden alırız. Sen geç arabaya hadi. Osman. Gel. Tamam dur tamam. Ben geliyorum, sen geç. Tamam. Koca ya. Ne yapıyorsun? Niye çekiştiriyorsun sen kızı? Duracaktım Atural. Alışverişe götürüyorum. Ama gurur yapar öyle gelmez falan diye Eda Nur'u çağırdı dedim. İyi yapmışsın kardeşim. Ya Osman, akşam hep beraber yemeğe gidiyoruz. Yani eşli şekilde, her ne kadar hala inanamasam da eşli yani. O yüzden sen Eda Nur'a söyle, bize bir yer yapsın, tamam mı? Hakikaten mi? Aynısı. Ha bir de alışverişe gidiyorsun ya, böyle üstüne şık bir şeyler al, tamam mı? Böyle jant olur. Ha bu şek laftan anlamıyor. Ula beni alan böyle almış diyorum, hala ne diyorsun Turan? Madem restorana gideceğiz, fiyakanız bozulmasın. Ben de şık giyineceğim akşam. He. Hadi görüşürüz. Söylenecek çok şey var da ben susma hakkımı kullanıyorum Halil. Neyse Halil, acaba diyorum şu yemek muhabbetini sen mi söylesen Sema'ya? Yani tipine bakmadan kızın göz diktiği adama bak. Ha bir haddini bil, sen kimsin, Halil İbrahim kim yani? Sema, tamam yeter artık, sabahtan beri saydırdın. Gel Halil İbrahim. Müsaadenizle ben mutfakta Sema. Biraz işim var. Sema. Sen benim kardeşimsin. Ben sana kızarım da kovarım da. Beni sevmekten vaz mı geçeceksin?
Vazgeçmedik ki buradayız. İyi. O zaman akşam hep beraber yemeğe gidiyoruz. Eda Nur davet etti. Ha. Hı? Ne kadar iyi düşünmüşsünüz değil mi Sena? İyi tamam. Gideriz. Sabahtan beri de ağlıyorum, gözlerim şişti. Gideyim biraz buz koyayım da iner belki. Ya sen ne kadar tatlı, ne kadar ince düşünceli bir adamsın böyle. Vallahi ben düşünmedim. Turan organize etti. Hep birlikte olalım dedi. Peki, düşüncesiz adam. Hep birlikte derken kimleri kastediyoruz? İşte bütün çiftler. Hmm. Fatma anne ile Muzaffer baba da dahil mi bu çiftlere? Yok, yani daha çok genç çiftler diyelim. Hmm. Bir mahsurum mu var senin için? Yok. Bence iyi düşünmüş Turan. Sema'nın önüne bıçak koymazsak bir mahsuru yok bence. Ya ne kadar düşünceli bu kadınsın. Sen ya. Abimin içeride olması hiçbir şey değiştirmez. Tam tersine içeride rahat hareket eder. Biz de bildiğimiz gibi işleri çeviririz. Enişten de cezaevine girecekmiş. Ben anlamadım şimdi. Biz nasıl dışarıda bildiğimiz gibi işleri çeviriyoruz Hakan? İlk defa mı giriyorlar cezaevine? Onlarla alakalı planlar yapıldı. Lan oğlum. Planlar yapıldı yapıldı diyorsun. Sonra gidip hıyar gibi teftişe gelen binbaşıya rüşvet vermeye kalkıyorsunuz. Sizin plan dediğiniz buysa yakında biz de içeride soluğu alırız. Davut abi, o binbaşının da, üst değmenin de, Halil İbrahim'in de, hatta Fikret'in bile defteri dürüldü. Ama ola ki sen başka bir yerden bir baskı hissedersin üzerinde, bil ki anlaşmalarda bir değişiklik yok. Limanın da patronu sen olacaksın. Hakan, bu dediklerini yapamazsanız var ya, gider Halil İbrahim'e, kardeş senin için yapabileceğim bir şey var mı derim. Sonra gelir ilk sana sıkarım. Halil İbrahim'le anlaşmak ne demek baba? Adam beni öldürmekten beter etti, bilmiyor musun? Öldürmedi ya oğlum. Bundan sonra kaybeden tarafta olmaktansa kazanan tarafa kıyak yapan olmayı tercih ederim. Bunda git abine, babana, eniştene aynen böyle anlat. Hakan. Beyler, nerede kaldınız ya? Biraz daha gelmeseydiniz beni ispiyonladınız diye savcıya haber gönderecektim. İtirafçı olacaktım ha. Hiç şaka kaldıracak halde değiliz Yılmaz. Boş boş konuşma. 1 milyona gitti ya Enes'imin. Ondan sinirli. Hem parayı verdi hem içeri girdi. Al bir boş konuşan daha. Benim param kalmaz. O parayı sizlerden almasını bilirim de. Ya düştüğümüz rezilliğe bak. Şu yaşımızda rüşvet vermekten ya burada ne işimiz var bizim ha? Ya Nesin bir rahat ol ya. Adem, arkadaşlara çay getir. Yazıktır vallahi. Yılmaz, Tuncay nerede? Haberin yok mu? Seninki Halil İbrahimci oldu. Haber gönderdim, gelmem diyor. Olur mu öyle soytarılık canım? Benim geldiğimi söyleseydin. Getirsinler buraya. Hı. Konuştum. Akşama getiriyorlar. Ya senin bu rahatlığın, bu keyfin nereden geliyor acaba Yılmaz? Ya Nesim ya, firari olmayı sevmiyorum biliyorsun. Böyle adresim belli ya. Rahat ettim bir, keyfim ondan. İyi Yılmaz, uzun yıllar adresin belli kalacak. Keyfinden ölürsün artık. Keyiften ölürsün, buradan çıkamazsın diyorsun da Yılmaz'a. Bu binbaşı bizim başımızda olduğu sürece asıl biz dışarı çıkamayız. Adam delinin teki. Hakikaten Yılmaz, kimdir bu herif, necidir, araştırdın mı?
Aynı Nesim'in dediği gibi klinik vaka. Bildiğin deli. Ya deliyse gitsin tedavi olsun kardeşim. Askeriyede ne işi var? Sen onu bunu bırak da bizim Açar var ya. Senin o Açar albay. İtirafçı olmuş. Şimdi bırak ona yedirdiğin bütün rüşvetleri. Herife ne kadar pis iş yaptırdıysan hepsini gidecek ötecek. Şimdi benim pis işlerim mi oldu Yılmaz? Ha? Açar'a kendi işlerimi mi yaptırdım bunca zamandır? Yılmaz, doğru mu söylüyorsun yoksa bizimle kafa mı buluyorsun? Vallahi binbaşı almış bizim albayı camdan aşağı atmış. Bütün kemiklerini kırmış. İtirafçı yapmış. Bir daha düşün. Yılmaz, bu işi kapattıracaksın. Bak nasıl yaparsın, nasıl becerirsin bilemiyorum ama bizi bu işe bulaştırma. Onu halledeceğim de enişte. Ya bir rahat ol ya. Düşmüşsün içeri. Bak ne güzel. Karılarınızdan, hain evlatlarınızdan kurtulmuşsunuz. Çayınız için bir rahat edin ya. Allah. Gel. Gel otur Oğuz. Seni dinliyorum. Komutanım, hazır bu rüşvet meselesi ortaya çıktı. Bana kumpas kuranlar belli oldu. Zaten Açar da her şeyi itiraf etti. Ben savcı beyle görüştüm. Sizin vereceğiniz rapor doğrultusunda mesleğe geri dönebilirmişim. Acelen ne ya? Ne güzel geziyorsun işte. Rahatsız mı ettik sizi paşam? Estağfurullah komutanım. Yani ben öyle aylak aylak gezmeyeyim, görevimin başına döneyim diye. Olur mu öyle şey canım? Yani bir vatan evladı görevinde değilse, izinliyse, raporluysa ben karışmam. Vatanıma hizmet etmem demez. Tabii ki hayır komutanım. Yani ben yetkisiz bir şey yapmamak adına. O limana bakan tepede keskin nişancıyı hangi yetkiyle sıktın? Anladım komutanım. Hiçbir şey anlamadın. Şu anda resmi görevde olmaman çok daha iyi. Benim içeri attırdığım adamlar Açar'ı yaşatmazlar. O namussuzun şimdilik bizim için yaşaması lazım. Anlaşıldı komutanım. Hoş bulduk, sağ olun. Masamız hazır. Vay vay vay. Teşekkür ederiz. Nasıl geçelim hayatım? Gel hayatım. Buyurun. Teşekkür ederim. Yemekleri sonra alırız dedim Osman'la Ceylan gelince. Böyle ufak tefek atıştırmalık bir şeyler. Ben anlamadım ki zaten. Siz beraber gittiniz alışverişe. Nerede bu Osman ve Ceylan? Ya gittim de onların daha çok işi varmış. Ben o yüzden geç kalmayayım diye önden geldim. Ne işleri varmış ya daha? Nikah günü mü alacaklarmış? Arkadaşlar Osman birazcık abarttı. Gördüğü her şeyi almaya çalışıyordu en son Ceylan'a. Ha, bizim Osman balların peteklerinin parasını yedi yani. Yakışır kardeşime. Heh. Yakışır inşallah. Eda Nur. Sen nasılsın? Alıştı mı buraya? Gelinin gidenin var mı? Çok şükür çok iyi gidiyor. Babanlar da tutuklanmasaydı Asiye'den iyi para kaldıracaktık ama. Asiye ne alaka? Sabah Asiye geldi. Eda Nur'u rahatsız etmek, beni de delirtmek için. Babamla evlenecekmiş, nikahı da burada yapacakmış. Zeynep, annem boşanacak mı hakikaten babandan? Yani aslında annem çoktan boşardı da babamı. Asiye ile evlenmesin diye yıllarını çöpe attı resmen. Şimdi babam Yılmaz'la aynı koğuşta nasıl bir karar verir? Asiye ne yapar? Annem ne yapar? Orasını bilemem. Ya boş verin. Ne olur azıcık güzel şeyler konuşalım. Kim ne yaparsa yapsın, kim ne derse desin, biz kendi mutluluğumuzun peşine düşelim. Değil mi? Doğru söylüyorsun ya. Bugün gerçekten güzel şeylerden konuşalım. O ne? Peynir ister misin? Alayım o zaman. Hayatım ister misin? Yok canım sağ ol.
Gelen Osman da yanındaki kim? Hoş geldiniz efendim. Vay, Ceylan ne kadar güzel olmuş ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar tanıştırayım. Hayat arkadaşım Ceylan. Ceylan. Ha bunlar da benim kardeşlerim. Çok memnun olduk Ceylan. Hoş geldiniz. Yeni bir başlangıç olsun dedim Ali İbrahim. İyi yaptın kardeşim. Çok da yakışmışsınız birbirinize. Ceylan, sen de çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim Ali İbrahim. Beğenmene çok sevindim. Beğendik tabii ki. Ceylan, sen de ne kadar zevkliymişsin. Eda Nur'un zevki. Sağ olsun hazırladı beni. Bu topukları da giydim ama yürümesi çok zormuş. Yok canım. Gayet manken gibi girdin içeri. Çabuk alışıyorsun demek ki. Hı hı. Hani bir şey demedin? Nasıl yakışmış mı üstüm? Turan Durgun otomotiv. Ha vallahi sen için giydim ha. Yoksa Ceylan yengem beni her türlü beğeniyordu. Vallahi on numara olmuş Osman ha. Değil mi Halil? Evet. Çok yakışıklı olmuşsun kardeşim. On numara olmuş ya. Hatta inşallah yengem seni hep böyle giydirir. Vallahi çok rahat değil de. Yani öyle vurdu kırdıya uygun değil. Ama bakacağız artık. Ya gerekirse alışacağız da. Ya insan neler alışıyor Halil İbrahim ha? Ya öyle kardeşim. İnsan güzele çabuk alışıyor. Canım. Bir şeyler yemeyecek miyiz? Sema hiçbir şey yedirmedi restoranda yiyeceğiz diye. Hemen hallediyorum. Tamam, geliyorum. Eda Nur da çok güzel olmuş değil mi Turan? Ona bir şey demedin. Evet, çok güzel olmuş ya Eda Nur da. Sen de çok güzel olmuşsun Hatun. Ha? Sağ ol Turan. Geliyor şimdi. Nikah tarihinizi belirlediniz mi? Vallahi biz de bugün bunu konuştuk ha. Dedik artık yaza yapalım. İnşallah. Ya yaza kadar beklemeyin ya. Yani nikahınızı da düğününüzü de burada yaparız değil mi? Evet. Yani yaza daha çok var. Vallahi bana kalsa hemen yarın yapalım da. Ama önce bir Sevda alışsın bu yeni duruma. Onun okulu da var. Nikah kolay. En kolayı. Hakikaten Ceylan, doğru. Sevda'nın okulu var. Siz ne yapacaksınız? Kasabada merkezi bir yere mi yerleşeceksiniz? Yok Zeynep. Gerekse ben Sevda'yı okula götürür getiririm. Ha yoksa ben Ceylan'a ayrı eve çıkalım diye teklif ettim. Ama o ben bu evden gitmem dedi. Yani tabii eğer siz istemezseniz, kendi evinize çıkın derseniz gideriz. Ama biz birlikte olmak isteriz. Hep birlikte olmaktan mutluyuz. Değil mi hayatım?
Öyle. Be hadi afiyet olsun. Ha. Afiyet olsun. Hadi buyur. Açarım. Şimdi sen söyle. Bunlar seni nerede bulup öldüremezler? Sen bu örgütün ciğerparesisin. Onların ciğerlerini bilirsin. Senin için en güvenli yer neresi? Artık benim için güvenli hiçbir yer yok Mecnun. Benim ölümümü çoktan planlamışlardır. Nasıl seni ölümsüz yapacak halimiz yok. Bir yerde gebereceksin işte. Hani bir zaman daha nasıl yaşarsın onu düşünüyoruz. Komutanım benim aklıma bir şey geldi ama bilmem siz ne dersiniz? Neymiş? Şimdi biz Açar'ı otele alsak, lojmanı alsak, hatta güvenli ev tahsis etsek bir şekilde bir yerden sızma olur. Olur, olur. Sen sus. Soru sormadan cevap verme. Devam et. Bence en akla gelmeyecek yer Açar'ın kendi evi. Ne diyorsun Açar? Oğuz doğru söylüyor. Senin daire kaç odalı? Yani üçümüz için müsait mi? Bahçeli müstakil bir evde kalıyor komutanım. Nasıl müstakil? Lüküs mü? Aynen öyle komutanım. Bak yine şimdi bir yerlerde kırasım geldi. O eve gideceğim. Ne kadar lüküsse o kadar dayak yiyeceksin. Hırsız. Sabaha doğru yola çıkacağız. Alican'a söyle sivil giyinsin. Karakoldan da kimsenin haberi olmasın. Emredersiniz komutanım. Elif, Fikret nerede kızım? Ofiste yok. Uyumaya mı gitti bu? En son Damla odasında mı diye bana sordu. Sonra da merdivenlerden yukarı çıktı. Ha. Ya bu iş ne olacak? Nereye varacak? Ben anlamadım, şaşırdım. Ne olacaksa belli ki ilk defa olmayacak, değil mi? Ne diye düştün peşine? Allah Allah, ben ne diyorum, sen ne diyorsun Allah aşkına Sakine ya? Ayşe aldı çocukları gitti. O yılan torunlarıma babasını düşman belletecek. Senin oğlun da babasına düşman. Sen de bu durumdan gayet memnun görünüyorsun. Ne diye düştün şimdi torun peşine? Yani annem diyor ki Nedim Hanım, yeni sorunlarınız olur, onlara bakarsınız. Allah Allah, Allah Allah. Şuraya iki çift laf edip dertleşmeye geliyorum. Bir dünya laf işitip öyle gidiyorum. Gelende kabahat. Annem çok canını sıkmamıştır umarım. Yani direkt konuya girmiştir diye düşünüyorum. Seni görür görmez boynuna sarılınca dedim ki herhalde Nergis ile Tuhan düğün tarihini kopardı Fikret'ten. Ben beni boğacak sandım gerçi ama belli ki Nergis Hanım beni damat olarak gözüne kestirmiş. O her zaman güçlünün yanındadır. Şimdi bir de babamlar hapse girdi ya. Senin gözünün içine bakacaktır. Neyse sen şimdi boş ver anneni. Sen ne düşünüyorsun? Ne hakkında? İçinde bulunduğumuz durum hakkında. Yani Fikret ben açıkçası bir şey düşünmüyorum. Sen ne dersen o benim için. Yani bana git dersen nereye giderim bilmiyorum ama giderim. Kal dersen de ne kadar kalırım onu bilmiyorum. Ama kalırım. Ama bugün Ayşe'ye de söylediğim gibi, bu saatten sonra senin dışında kimsenin ne dediği benim umurumda bile değil. Öyle mi dedin Ayşe'ye? Aynen öyle dedim. Beni bu eve Fikret getirdi. Fikret dışında da kimse beni bu evden çıkaramaz dedi. İyi. Böyle dik dur işte. Güçlü ol. Yoksa güçlü kadınların arasında ezilirsin. Buna annen de dahil, annem de. İyi geceler. İyi geceler.
Anne. Fikret sen de burada mıydın? Ben de Damla kızımız iyi mi diye bakmaya gelmiştim. Ha. İyi mi diye bakmaya geldiysen içeri gelseydin anne. Kulağını kapıya dayamana gerek yoktu. Senin de bu şakacı hallerin. Nasılsın kızım, iyi misin? Bir ihtiyacın var mı? Çok iyiyim Nedim yenge, çok sağ ol. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Oh ne güzel, ne güzel. Sen de çıkıyordun galiba. Hadi. Çıkıyordum anne. Hadi oğlum. İyi istirahatler kızım sana da. İyi geceler yenge, çok sağ ol. Yatmadın mı sen de? Bakayım. Abla bugün çok güzel oldun. Prensesler gibiydin. Sana bir şey söyleyeyim mi? Asıl prenses sensin. Hem de ne giyersen giy. Oh. Osman abi seni çok mu seviyor? Çok güzel şeyler almış sana. Sen de onu seviyor musun? Seviyorum. Onu sevdiği gibi mi? Bana bak. Sen benim ağzımı mı arıyorsun ha? Ne yapacaksın? Gidip Zeynep ablana söyleyeceksin değil mi? Söz kimseye söylemeyeceğim ama sen de bana bir söz ver. Neymiş? Osman abimiz mi olur mu? Olur. Söz ver. Hadi uyu, hadi. Ben niye üzeyim ki Osman abini? Üzmem. Ben beni seven kimseyi üzmem. Sevmeyenler düşünsün. Söz ver. Söz. Hadi. Işığımızı da kapatalım. Ne düşünüyorsun? Neyle ilgili Zeynep? Ceylan'la ilgili. Hangi açıdan? Bence bugün çok güzel olmuştu. Güzeldi. Yani Eda Nur'la biraz abartmışlar ama... bence yine de çok güzeldi. Evet, bence de. Bence de derken, abarttıkları konusunda mı yoksa güzel olduğu konusunda mı? İkisi de. Ha, sen her konuda benimle aynı fikirdesin yani. Sen her konuda çok makulsun. O yüzden evet, her konuda sana katılıyorum. Osman'ın yüz ifadesini unutamayacağım. Rüyada gibiydi kardeşim. Rüyası kabus olmasın da ben başka bir şey istemiyorum. Yok canım, olmaz. Niye olsun? Senin umudun var yani bu ikiliden. Yani kim bilir kimlerin bizden umudu yoktu. Bak birlikteyiz, mutluyuz. Çok mutluyuz hem de. Umarım ömür boyu mutluluğumuzu kimse bozamaz. Yani o kızı süsleyip püsleyip getirip karşımıza oturttun ya Eda Nur. Senin de alacağın olsun. Sema ne yapayım ben, Osman'ı kırabilir miyim? Hem nereden bileyim sen yolmuşsun kızı? Daha yolmadım ama o günler de gelecek. Yani böyle diyorsun ama görmedin mi ya Osman'ımın halini? Ya zaten ben sırf o yüzden susup oturdum o masada. Garibim Osman. Göreceğini görsün, yiyeceğini yesin. Ben nasılsa o Ceylan'ı yakın zamanda avlayacağım ama. Kardeşim sen... bana düşman olma da. Ne yapıyorsan yap. Gerçekten. Sen de git evli bir adama musallat ol da bak ben sana neler yapıyorum. Allah yazdıysa boşsun. Amin. Zaten bu saatten sonra benim hayatıma kimse giremez. Hah.
Konuş konuş. Büyük konuş da en kısa zamanda dediğin lafı ye sonra. Ay gerçekten oklar bana dönüyormuş gibi hissediyorum. Sen hırsını alamamışsın Ceylan'dan, bana patlayacaksın. Ben buradan böyle gidiyorum. Sen Turan'a sar. Benim sabah erken kalkmam lazım. O yüzden sen Turan'dan alırsın. Hadi kaç kaç. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. Ben daha Turan'ı ne kadar saracaksam. İyi geceler Sema. İyi geceler. Hoş geldin. Dayı bir şey mi oldu? Bana olmadı. Ama belli ki size bir şeyler olmuş. Birini sırıtıyor, öbürünü somurtuyor. Hayırdır? Niye sırıtıyorsun Tülen? Dayı sana diyor oğlum. Ben somurtanım. Doğru doğru haklısın. Seni mutlu eden ne olabilir ki? Hadi ben aradığım kadını bulmuşum. Sen neyi bulmuşsun Tülen? Belli ki belamı Osman. Ben o yüzden somurtuyorum. Tamam. Sema yol boyunca bir sağdan vurdu, bir soldan vurdu. Direkt vurdu, her türlü vurdu yani. Sebep? Ne olacak sebep dayı? Sema bulmuş böyle kılıbığı, gelişine vuruyorlar bir sağdan bir soldan. Ama bak sana bir dost tavsiyesi Turan. İlk gün neysen o olacaksın. Ha bu işler öyle yürür ha. Ulan Osman. Kaptın tabii öpücüğü, başımıza bilir kişi kesildin ha. Ulan sen nereden biliyorsun öpücüğü? Kim ne dedi sana Turan? Misalen dedim Osman, misalen. Kalkın gidin zıbarın, asabımı bozmayın benim. Sabah da görünmeyin gözüme böyle. Kendinize gelin. Dostumuz var, düşmanımız var. Turan. Ha. Yazık, dayının hayatında da kimse yok ya. Ondan çok gergin. Adam derviş de. La kendi mi derviş, adı derviş de. Bağırma lan, bağırma. Bir şey yok, tamam. Tamam. Şimdi burası senin evin mi? Ben içeri girene kadar sabredeceğim. Sen de sabret Açar. Açalım konuyu. Bağırma. Vay 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 vay. Oho. Mikrodalgamız da var mutfakta. Niye? Daha hızlı yapıp yiyecek. Çalmaya devam etmek için. Ha? Çünkü acelesi var. Şşş, bağırma lan. Biz daha da konserve yiyelim. Sen burada balık buğlaya. Kaç katlı lan burası? Üç. Beş. Kaç odası var? Beş. Senin beş kere daha kemiklerini kıracağım. Alican. Emredin komutanım. Burada olduğumuzu kimse bilmeyecek. Oğuz üstlenmeyelim söyledi komutanım. Sen de öyle kafana göre çıkıp gelme. Lazım olursa biz sana ulaşırız. Anlaşıldı komutanım. Telefonunu Alican'a ver Oğuz. Ya bizim yemek memek bir şey bakmamız lazım. Mecnun. Dolap ağzına kadar dolu. Lan bu kadar yıl haram yemedim. Gelip senin evinde mi yiyeceğim? Ben alırım yiyecek bir şeyler komutanım. Yok ben giderim. Burası küçük yer. Şimdi seni tanırlar. Şu adamın ağzına pipetini ver. Acından geberip gitmesin burada haramzade. Ben şuradan iki bayat ekmek alıp geliyorum. Niye bayat komutan? Ya ne bileyim, köfte falan yaparız mangalda onu. Şu hırsızın bahçesine bak bakalım. Mangal falan var mı? Emredersiniz.
barbekü var. Barbekü var? Ah paşam benim ya. Barbekü var ha? Ulan! Aa! Bağırma lan! Barbeküymüş. Mangal deyince ne oluyor? Milli mi oluyor? Bir tarafında alerji mi çıkıyor? Oğuz al şunu gözümün önünden. Beş odasından birine tık. Sinirimi bozuyor. Hadi yürü gidelim. Oğuz, yalvarırım bu deli adamdan kurtar beni. Seni abad ederim. Ummadığın yerlere gelirsin. Ne istersen yaparım. Ne istersem yapar mısın Açar? Ne istersen yaparım Oğuz. Bu sesini kes, dilini kesmeyeyim. Tuncay'ım, sen niye öyle boynu bükük duruyorsun? Yoo, iyiyim ben Nesim abi. Yok Nesim abisi. İyi değil o. Şimdi bizimle beraber sofraya oturdu ya. Eniştesini aldatıyor gibi geliyor ona. İçerideyken o koruyup kolladı ya onu. Kusura bakma abi ama kolladı yani sağ olsun. Ya oğlum, biz bir şeyini eksik mi ettik seni? Annem her hafta görüşüme geldi baba. Sen bir tane görüşüme gelmedin benim. Ben senin için Halil İbrahim'e kurşun sıktım. Baban gelmedi. Çünkü öldüremedin yeğen. Öldürseydin baban seni buralarda tutar mı? Dışarıda yaşanıldığı gibi yaşanılmıyor burada. Sen burada iyisin Tuncay'ım. Dışarısı rezillik. Ne gibi? Fikret abin ablan Ayşe'yi aldattı. Kiminle tahmin et? Yok, tahmin edemezsin. Çünkü hiç kimse tahmin edemezdi. Nesim, burası yeri zamanı mı şimdi? Ya burada nasıl vakit geçecek Dursun? Biraz magazin anlatalım işte. Yok ya, ben inanmıyorum. Fikret abim yapmaz öyle bir şey. Ne Fikret'miş be? Biz de öyle düşündük. Biz de öyle dedik, Fikret yapmaz. Ama gitti, Dursun'un kızı Damla'yla beraber oldu. Nesim, çizgiyi aşıyorsun ha. Sen Dursun amcanın böyle söylediğine bakma. O halinden memnun. Fikret abin Damla'yı size götürmüş. Nesim, yetti artık ha. Ya ne yapıyorsunuz ya? Rızvan Eto. Buyur. Eşin görüşmeye geldi. Allah Allah, hangi eşi acaba? Geliyor. Enişte. Sen istersen halama müjdeyi ver. Hangi müjde? Halamı tanıyorsun. Gidecek her şeyi kızına yetiştirecek. Kızını tanıyorsun. Gidecek her şeyi kocasına yetiştirecek. Belki üçünü bir arada paketleriz. Hayırdır Yılmaz? Ne öyle konuşuyorsunuz fısır fısır? Hayırdır Nelime? Niye geldin? Ne demek niye geldin? Karın değil miyim? En doğal hakkım. En son beni yeğenine öldürtmeye çalışıyordun ya. Beni boşayıp Asiye'ye nikah yapacağını söyleyince ne yapacaktım Rızvan Bey? Sen ne kadar sevdiğimi bilirsin. Bunca yıl çok şeye sustum ama bu kadarına da değil. Sevgin yüzünden beni öldürtecektin öyle mi?
Yılmaz öyle birden karşıma çıkınca öfkeyle söyleyiverdim işte, uzatma sen de. Yılmaz öyle birdenbire karşına çıkmadı Nedim. Sen beni öldürtmek için aradın, buldun, ayağına gitti. Bak Rızvan Bey, eski defterleri açacaksak söyleyecek çok şeyim olur ama zamanımız kısıtlı. Ben seni buradan çıkarmaya geldim. Nasıl çıkartacaksın? Abimle konuştum. Yılmaz bütün suçu üstüne alsın dedim. Diğerlerini de salıverirsin dedim. Tamam dedim. Ne şartla? Boşanma meselesinin kapanması şartıyla. Vallahi ne diyeyim? Zahmet etmişsin, buralara kadar gelmişsin ama ben zaten buradan çıkacağım. Nasıl olacakmış bu? Bizi buraya tıktıranları ortadan kaldıralım. Nasıl yani? Şöyle. Buyurun Asiye Hanım. Sabahtan beri buradaymışsınız. Çok önemli demişsiniz. Nasıl yardımcı olabilirim size? Ben asla devletimizin size zamanınızı harcamak istemezdim da. Çocuklarımın babası Rizma tutuklandı. Yani tabii ki de siz bilirsiniz. Olmasa ömür boyu da kalabilir. Eğer böyle karar verdiyseniz böyle. Ama şöyle bir sıkıntı var. Rizvan'la biz nikah arifesindeydik da. Çok üzülüyorum. Asiye Hanım, eşiniz hala Nedime Leto ile evli görünüyor. Görüş hakkı hukuken ona ait. Ay ben de bu yüzden kapınıza geldim ya. Biz tam çözecektik bu durumu. Çok mağdurum Sadece Bey, çok. Çok üzülüyorum. Asiye Hanım, eşiniz karısından boşanırsa içeride nikah da kıyılabiliyor. O zaman rahat rahat görüşebilirsiniz. O durumu hallettim. İzin ver bakayım Nedim Bey'le babanın kağıtlarını hemen. Şöyle takdim edeyim Sayın Savcım. Ben rahatsız etmeden şöyle uzanacağım. Bakın bak, ikisi de çok güzel imzalarını attılar. O iş bitti. Hem de anlaşmalı. Halloldu o iş. Sonuçta ben de bu çocukların anasıyım. Ne bileyim, benim bir içeri girip bunlarla ilgili konuşmam lazım. Rizvan'la bir görüş rica edeceğim. Peki tamam. Ben cezaevi savcısıyla görüşeceğim. Ah Savcı Bey, Allah razı olsun. Bugün alır mı? Bu kadar acil olan nedir? Asiye Hanım, daha dün girdi içeri eşiniz. Daha dün girdi ama o öbür kadın, o eski karısı koşa koşa gitti o görüşe. Biz kadınlar çok hassasız. Savcı Bey, beni bu kadının önünde boynumu bükmen ne olur. Tamam. Siz cezaevine doğru geçin. Ben savcımla görüşürüm. Allah razı olsun sizden. Sen bir dışarı çık, biraz zaman ver bana. Savcı Bey, hemen çıkacağım. Bir küçük bir şey daha söyleyeceğim. Bugün olmasa da olur da haftaya. Diyorum ki, hani bir renkli bir oda varmış ya, pembeli kırmızılı. Bizi Rizvan'la o odaya bir soksan. Ha? Bana bak, Savcı Bey. Ben Rızvan'ı orada itirafçı olmaya öyle bir ikna ederim ki. O iş bende. Hadi Asiye Hanım, hadi. Hadi bakın, size zaten müsamaha gösterdim. Beni fazla pişman etmeyin. Hadi. Ama sakın. Çok yakışıklısın Savcı Bey. Bayıldım vallahi. Bana bak, sen yine de bir düşün bu hakkak ha bunu. Hadi hayırlı günler. Allah razı olsun. Maşallah. Thank you.
Şimdi annem cezaevine Tuncay'ı görmeye mi gitti? Yoksa babamı görmeye mi? Tuncay'ı bahane edip babanı görmeye gitti. Adam daha dün girdi içeri, ne söyleyecekmiş ki? Babana seni ben öldürmek istemedim, Yılmaz yalan söylüyor demeye gitti bence. Babam da koğuş arkadaşına değil anneme inanacak. Sen annene gelince niye gittiğini sorarsın, belki sana anlatır. Ama benim fikrimi soracak olursa, ben Rızvan'ın nikahlı karısıyım, onu ben görebilirim. Asiye, sen değil. Bütün mevzu bu. Adam ne yaparsa yapsın vazgeçmiyor yani. Rekabet Zeyno, rekabet onları diri tutuyor bence. Rekabet demişken sizin evde bir kız vardı Ceylan. Ne oldu ona? Ne olacak, iyice çakal oldu o. Gitti Osman'ı kaptı. Aa, nasıl yani? Evlenmeye karar verdiler. Kız o geldiğinde ben onunla konuştuydum. Dilinden Halil İbrahim'i düşürmediydi. Senin kocana sırılsıklama aşık. Osman nereden çıktı şimdi? Ay Allah, Halil İbrahim'in buna inanacağını bilsem ne olur git konuş diyeceğim ama. İnanmıyor mu cici eniştem sana? Çıtlatmadı mı sen hiç? Ay Elif, çıtlatmak ne demek? Ben açık açık söyledim. Ama kız öyle bir oynuyor, öyle bir oynuyor ki. Allah'ım. Hoş geldin evime. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Burada mıydın sen? Size bir kahve yapayım ben. Hop bakalım. Kardeşin sana kırılmış biraz, onu ziyarete gitmedin diye. Kocamı sırtından vurduğu için ziyaretine gitmedim. Neyine kırılmış bunun? Kızım, kocan affetti. Sen de affet artık. Tamam. Yaptı bir çocukluk, cahillik, bitti gitti. Müsait bir zamanla gitti, gördü şu çocuğu. Olur anne. Sonra senin yaptığın gibi babamı görmeye de giderim. Yok, onu görme. Ben gördüm, bin pişman oldum zaten. Ne oldu, ne deme? Yine ne dedi? Asiye'den mi bahsetti? Gittim güzellikle dedim ki boşanma işinden vazgeç. Abim de sizin içeriden çıkmanıza yardımcı olsun dedim. Abin nasıl yardım edecekmiş ki? Söyleyecek Yılmaz'a. Bütün suçu o üstüne alacak. Nasıl onun içeriden çıkma ihtimali yok zaten. Demez olaydım ben sanki böyle bir şey. Bu benim işime karışma sen. Ortalık zaten çatlayacak, patlayacak. Beni buraya sokanların nasıl geberdiğini göreceksiniz diye bir dünya laf etti işte. Ne patlamasından bahsediyor? Ne bileyim kızım işte, var bir bildiği herhalde. Siz de kocanla gidiyorsunuz, geliyorsunuz bir yerlere, duyuyorum. Oturun evinizde, bir yere gitmeyin. Belli ki bunun bir bildiği var. Ortalık karışacak. Tamam Asiye, tamam. Tamam. Sen buraya nasıl girdin ya? Açık görüşe nasıl izin verdiler sana? Biz hani gittiğin her yere gelirim da. Sen o kadınla ne görüştün? O niye geldi o yılın başında? Yüz yüze görüşüyorsun ha? O şimdi ailesiyle, abisiyle, Yılmaz'la seni tehdit edecek. Eğer sen bu boşanmayı yapmazsan, karşında çok başka bir Asiye görürsün. Bunu da bil. Asiye, beni tehdit etme. Ben seni tehdit eder miyim? Benim yakışıklım. Ben yalnızca istiyorum ki seni tehdit edenlere boyun eğme. Merak etme Asiye, ben kimseye boyun eğmem. Sen boyun eğmezsin da plan ne? Ha? Sen o Nedim Ali yüzünü görmek istemezsin. Kimin ayağını kiminle bağlayacaksın söyle bakalım. Ha? Nedim Ali'nin ağzına laf verdim ki gitsin damadına kızına yetiştirsin. Birileri ölecek. İstedim ki o kara su yılanı da onlarla birlikte ölsün. Aslanım benim, aslanım. Kral her yerde kraldır be. Bana ben çok da yakışıklısın bugün ha. Söylediklerinin peşinden gittik Ali İbrahim de.
Ne Hakan tarafında ne Davut tarafında bir gelişme var. Hakan ne alaka? Hazır Levent'in senin arası bozuk. Belki bir şeyler anlatır dedim. Normalde abisi içeri girdi. Güvendiği dağlara karlar yağdı. Aslında tam ötmesi gereken zaman da. Levent'e de bir şey söylemediğine göre belli ki başka planı var. Var. Başka bir planı var belli ki. Halil İbrahim. Bana gelip herkes kaybetti, siz kazandınız. Fikret beyefendiyle de ters düşme, aranı iyi tut falan dediğine göre başka bir planı var. Ula sen bana bu konuyu böyle anlatmadın Levent. Ne anlatacağım da? Ben planı bilmiyorum ki. Bilsem sana söylerim herhalde Yavuz. Üstelik ben değer verdiğim insanların suratına her şeyi açıkça söylerim. Sır saklamam. La havle ve la. Canım. Ay bu ne güzel sürpriz. Annemi uğramıştım, oradan da buraya geldim. Halil İbrahim toplantıda galiba. Evet, abinler orada. Yavuz var, Levent var. Hadi gel otur sen de. Ay yok, ben şimdi hiç girmeyeyim içeri. Bir şey söyleyip gideceğim zaten. Burada olduğumu haber verir misin? Tamam, ben getireyim onu. Tamam, sağ ol. Tadı mı kaldı? Hiçbir şey tadı, tuzu kalmadı. Ne yiyeceğim? Sen ye. La havle. Halil İbrahim. Ay. Zeynep geldi de seninle konuşmak istiyor. Hı. Tamam, tamam. Benim de işim bitti zaten. Geliyorum. Sen nereye? Siz şu aranızdaki sorunları bir konuşun da. Yarın öbür gün birlikte savaşacağız. Birbirimize sıkmayalım savaş meydanında. Haksız mıyım Levent? Haklısın Halil İbrahim. Yapar mıyım? Yaparım. Benim sağ solum belli olmaz. Yapma işte. Nereye Ali be? Zeynep gelmiş, ben onunla çıkıyorum. Siz burada kalın. Bunların sağ solu belli olmaz. Bir arıza çıkmasın. Tamam. Güzelim, hayırdır? Ya annemdeydim, biraz canım sıktı da seninle konuşmak istedim. Hı. Tamam, benim işim bitti zaten. Yolda konuşuruz rahat rahat. Tamam. Sen ne güzel olmuşsun böyle. Ya teşekkür ederim. Sıkılmış benim güzel karımın canım. Anlat bakalım. Annem babamı ziyarete gitmiş cezaevinde. Asiye'yi yıpratmak için gitmiştir annem. Buna mı çıkıldı canım? Ay yok, giderse gitsin de. Babam bir şeyler söylemiş anneme. Yani ne kadar ciddiye almamız lazım bilmiyorum ama. Ne gibi? Bizi içeri attıranları havaya uçuracağız, patlatacağız gibi şeyler. Annem de Halil İbrahim'le çok ortalarda gezmeyin bu aralar, dikkatli olun dedi. Seni, Oğuz komutanı, yeni komutanı herkes dahil etmiş konuşmasına. Ya bir de bir itirafçı mı ne varmış? Telefonunu verir misin Zeynep? Bir şey mi oldu? Ver hayatım sen. Oğuz Üsteğmen'in telefonu. Alican, sen misin? Halil İbrahim. Komutanımla konuşmam lazım. Acil bir durum var. Şu an buralarda değil. Hayati bir konu Alican. Tamam, bana söyle Halil İbrahim, ben yardımcı olayım. Benim hayatımla ilgili değil, onun hayatıyla ilgili. Nerede şu an? Söyleyemem Halil İbrahim, gizli bilgi. Bir itirafçının olduğu yerdelerse bu numaraya konumu at. Sen de ekiplerin adrese gel. Tehlikedeler. Halil İbrahim, bilginin güvenilirliği ne? Eğer biraz daha konuşmaya devam edersen komutanım da ölecek itirafçı da. Tamam. Sen şimdi Esentepe yoluna gir. Ben de sana birazdan konum atıyorum.
Beyler hadi toplanın, acil çıkıyoruz hadi. Komutanım. Hadi hadi hadi. Beni takip edin. Beyler toparlanın hadi hadi. Beş dakika diyor İbrahim. Mangal hazır komutanım. Evde her bir halt var, radyo yok. Ya insan radyosuz bir evde nasıl yaşar? Müzik çalar var komutanım. Yani az sonra ne çalacağını bildikten sonra zevk bunun neresinde? Bu ne zaman öleceğini bilmek gibi bir şey. He? Yaşamın ne anlamı kalır ki? Vallahi hiç böyle düşünmemiştim komutanım. Düşünmeyin. Düşünmeyin siz, düşünmeyin. İkinizin de aklı beş karış havada, haloyla. Hadi al götürelim. Çok acıktım ya. Hadi çabuk ol, çabuk. Tamam, az çabuk kaldı, ol. Az kaldı. Çabuk, çabuk. Birazdan bitecek. Gelen var, gelen var. Çabuk. Zeynep arabada bekle. İbrahim. Arabada bekle Zeynep. Ver! Oğuz! Oğuz!